Yayındayız. Evet. İyi Şimdi yayın. akşamlar herkese. Biliyorsunuz Nisan ayından beri sizlerle birlikte oluyoruz. Pazartesi, çarşamba ve cumartesi geceleri astro bilgi ekibimiz değişik alanlarda, astronomi değişik alanlarında sizlere bilgi aktarımı yapıyor. Ama bazen de özel oturumlarımız oluyor, davetli konuklarımız oluyor, değişik yok olaylarına ilişkin canlı yayınlarımız oluyor. Bu akşam da bir özel oturumumuz var ve hocamız Profesör Doktor Canan Varlıklı hocamız bizimle birlikte. Davetimizi kırmadılar, bizimle birlikte oldular. Kendileri İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Fotonik bölümünde, Fen Fakültesi içindeki Fotonik bölümünde öğretim üyeliğini devam ettiriyor. Aynı zamanda bölüm başkanı ve fotonik alanındaki çalışmalarını bize bugün anlatacak. Çok ilginç bir dal, son yılların gelişmekte olan bir dalı. Işığı inceleyen, ışığı her yönüyle inceleyen, ışığın mühendisliği hatta böyle bir bilim dalı. Evet Canan Hocam, bizimle birlikte olduğunuz için size teşekkür ediyoruz. Sunumunuzu dinleyelim. Arada sorularınız varsa lütfen yazınız. Merak ettiniz çünkü çok ilginç bir konu. Belki de ilk defa böyle bir sunum dinleyeceksiniz. Cevaplamaya çalışacak hocamız. Davetiniz için ben teşekkür ediyorum hocam. Covid'in bize kazandırdığı nadir şeylerden bir tanesi diyelim. Evet. Fırsat için çok teşekkür ediyorum Astro Bilgi'ye. Fotoniğin tüm alanlarıyla ilgili bir sunuş yapamayacağım. Takdir edersiniz ki herhalde ciltler dolacak bilgi içerecektir. Ama kendi çalışma alanlarımla ilintili olarak ışık ve elektrik üretiminde moleküler fotonik diye bir başlığa karar kılmıştık. İçerik olarak fotoniğin tanımını kısaca sizlerle paylaşmak istiyorum. Fotoniğin nanoteknoloji ile olan kesişimi ve enerji sektörü üzerinde oluşturduğu katma değeri güneş hücreleri ve aydınlatma aygıtları özelinde sizlerle biraz paylaşmaya çalışacağım genel kapsamı. Daha sonra da moleküler ya da organik fotoniği anlatmaya çalışacağım ve güneş hücresi ve aydınlatma aygıtları noktasında moleküllerin kullanımından biraz söz edeceğim. Ve eğer vaktimiz kalırsa da İTE Fotonik bölümünü kısaca sizlere tanıtmak istiyorum. Fotonik dediğimiz zaman iki tanım karşımıza çıkıyor. Aslında bu iki tanım birbiriyle doğrudan ilintili. Madde ışık etkileşimini inceleyen bilim dalıdır şeklinde bir tek satırlık tanım ya da ışığı ve ışıyan diğer enerji formlarını oluşturan, kullanan, dönüştüren teknolojilerin temeli. Teknolojinin temeli temel bilim bildiğiniz üzere. Optik dediğimiz zaman ışığın boşluktaki hareketinden söz ediyoruz. Fotonik dediğimizde ise bu ışık maddeyle etkileşip maddeye çarptığı anda gerçekleşen süreçler karşımıza çıkıyor. Tabii sonrasında sinyal üretimi söz konusu ve bu sinyalin işlenmesiyle de görüntüleme teknolojileri karşımızda işte Apple, Google, Facebook gibi araçlar buradaki görüntüleme araçlarını kullanmaktalar. 20. yüzyıl biliyoruz her birimiz ve içinde bulunduğumuz 21. yüzyılında foton yılı, ışık yılı olacağı tanımlanmış durumda. Hatta 2015 ışık yılı olarak ilan edilmişti UNESCO tarafından. Sebep ne diye bakarsanız elektrondan fotona niçin geçiş yapıyoruz? Çünkü foton daha hızlı, yaklaşık 150 kat daha hızlı bir süreçten bahsediyoruz. Hız dediğimiz şey beraberinde az enerji tüketimini ve düşük maliyeti getiriyor. Yine foton dediğimizde elektromanyetik spektrumu anmadan mümkün değil geçemeyiz. Bildiğiniz üzere farklı frekans ve enerji aralıklarında ya da dalga boyu aralıklarında ve farklı bölgelere ayrılmış olan bir spektrum, elektromanyetik spektrum. Her bir farklı bölgenin de atomun üzerinde, dolayısıyla da maddenin üzerinde etkileri farklı oluyor. İşte örneğin
Yüksek enerjili düşük dalga boylu X ışınları maddeye düştüğü zaman dış yörüngede değerlik elektronlarının saçılmasına sebebiyet verirken ultraviyole bunların iyonlaşmasına ya da görünür bölgede gelecek olan bir enerji ise, dalga boyu ise elektronik seviyeler arasında geçiş yapmasına sebebiyet veriyor. İnfrared bölge bildiğiniz üzere aynı zamanda ısıl işleri de tanımlayan bölge. Bunun maddenin üzerine düşmesi ise işte titreşim, eğilme, gerilme, makaslanma gibi hareketleri tetiklemekte. Dalga boyu karşılıklarının enerji olarak da dağılımlarına bakacak olursak atmosferin üzerinde şu siyah eğriyi kabaca çizmek mümkün. 250-2500, şöyle indirmem daha uygun olacak herhalde. Evet. 250-2500 nanometrelik bir dalga boyu aralığından söz ediyoruz. Elbette bunun altı ve üstü de elektromanyetik spektrumun bir parçası ama şiddet olarak baktığımızda kabaca böyle bir eğri çizmek mümkün. Kırmızı bölge ise atmosfer altı güneş ışınım spektrumunu bize vermekte. Şu girişleri atmosferdeki su buharı, oksijen, işte azot gibi gazların soğurmalarından kaynaklı olduğunu da biliyoruz. İnfrared bölge yaklaşık alt integral alanlarını düşünecek olursak %53'üne tekabül ediyor bu eğrinin. Görünür bölge %44, ultraviyole de %3. %53 gibi ciddi bir oran otomatikman bize aslında güneş termal, güneş ısı uygulamaların neden daha fazla yaygın olduğunun da yanıtını oluşturuyor. Çünkü orada gelen enerji miktarımız daha fazla. Bildiğiniz üzere aslında nanoteknoloji evrimini yaşıyoruz 1990'ların sonundan itibaren. Nanoteknolojinin en basit tanımı moleküler boyuttan fonksiyonel malzeme mühendisliği ve teorik yapılabilirliğini de Richard Feynman ortaya koydu. Ve bunun karşılığında da bu önemli evrilmeyi yaşamamıza sebep olacak kadar önemli teorik yapılabilirlik karşılığında Nobel ödülüyle ödüllendirildi. Ama popülerleşmesi nanoteknoloji tanımının 1980'lere tekabül ediyor ve aslında Dexter çok fazla hizmet etmiş durumda. Hatta Dexter'la bir başka Nobel ödüllü Smalley'nin ki C60 molekülünün senteziyle Nobel'i almıştı Smalley. Smalley'nin Chemical and Engineering News'ta birbirleriyle atıştıkları makaleler de aslında popülerleşmesine yardımcı oluyorlar. Çünkü Dexter nanoteknolojinin yapılabilirliğini, moleküler nanoteknolojinin yapılabilirliğini ve bunun üzerinden nanoteknoloji savunusunu yaparken Smalley iki önemli probleme işaret ederek bunun çok da mümkün olmadığını söylüyordu. Bir tanesi şişman parmak, diğeri ise yapışkan parmak problemi. Kabaca şöyle tanımlamak mümkün. Atom dediğimiz zaman angstrom boyutlarından söz ediyoruz ve bir atomu tutmak adına parmaklar çok şişman. Kaldı ki bir atomu tutmaya çalıştığınız zaman etrafındaki en az 10 atomu da etkileyeceksiniz. Velev tuttunuz, tutmak için bak götürdünüz ve başka bir yere bırakacaksınız. Tutmak için devreye giren çekim kuvvetlerini aşacak kadar bir enerjinin olması lazım ki bırakabilin şeklinde bir itirazı vardı Smalley'nin. Ama bizler biliyoruz ki 1990'ların sonunda gümüş bir altlık üzerindeki demir atomuna karbondioksit molekülünün yerleştirildiği SCM'le gösterildi. Böylece moleküler nanoteknolojinin de yapılabilirliğinin kapısı açıldı. Hatta geçtiğimiz yıllar içerisinde moleküler makinalar Nobel ödülüyle ödüllendirildi. Smalley 2005 yılında vefat etti. Eylül 2005'te ve son makalesini Haziran 2005'te yayınladı. Kendisi kanser hastasıydı. 2050'yi görmesi çok mümkün değildi. Ama Haziran'da yayınladığı son makalesi 2050'nin enerji problemleri üzerine. Eğer fırsatınız olursa Materials Matters'da yayınlanan bu makalesini okumanızı
şiddetle öneririm diyeyim. Smalley'nin o makalede introduction'da dünyanın mevcut problemleri listesi vardır. Biz de üniversitedeyken arkadaşlarımızla en büyük problem ne diye konuşur ve hep eğitim ya da nüfusa doğru odaklanırdık. Smalley'nin listesinde en büyük problem enerji ve bizim nüfus dediğimiz büyük problem olarak tanımladığımız problem ancak 10. sırada yer buluyor kendisine. Enerji sorunlarını eğer çözebilirseniz diğer tüm sorunları işte suyla ilgili, yiyecekle ilgili, çevreyle ilgili, eğitimle, demokrasiyle ilgili problemleri de çözmeniz mümkündür ve kim için? İnsanlar için çözmeniz mümkündür der. Şimdi insanlar ve nüfus dediğimiz zaman mevcut yaklaşık 7 milyar civarındayız. Hatta 7.2 milyar civarındayız. 2025 için 8, 2050 için yaklaşık 10 milyarlık bir dünya nüfusu öngörüsü var. United Nations Population Division tarafından yapılan. Günümüzde günlük yaklaşık 15 terawattlık bir enerji tüketimimiz var ve 2050'de de bunun 60 terawata çıkacağını Smalley makalesinde adresliyor. Salzburg Global Seminerinde bu 40 terawatt şeklinde açıklanmıştı yanlış hatırlamıyorsam. Ve introduction'da da şunu söyler, 10 milyar insan için yeni bir petrol bulmamız lazım. Tabii yeni petrol dediğiniz zaman mevcutta kullanmadığınız enerji kaynaklarına doğru yönelmeniz lazım. Bunlar da yenilenebilir enerji kaynakları ve bunların başını da güneş çekiyor. Güneşin teknik olarak güneş elektriği, güneş termal ve yakıtlar ki yakıtlar dediğimizde karbondioksitin indirgenmesi, hidrojen gazı eldesi gibi başlıklardan söz ediyoruz. Teknik potansiyeli oldukça yüksek, günlük 14-15 terawattlık bir enerji tüketimimiz olduğu düşünülürse. Tabii enerjiyi üretmek kafi değil, aynı zamanda bunu verimli bir şekilde kullanmamız da gerekiyor. Toplam enerji üretimimizin yaklaşık %40'ını elektrik olarak tüketiyoruz ve bu %40'ın %20'sini ise aydınlatma alanında harcıyoruz. Dolayısıyla verimli ve etkin aydınlatma aygıtları ve bu işte %40'ın %20'si de 1.2 terawata tekabül ediyor ki oldukça yüksek bir miktar. Verimli aydınlatma aygıtlarına ihtiyacımız var. Şimdi nanoteknolojinin enerji sektörüne yaptığı katma değerin özeti bu tabloda var. Enerjinin kaynaktan kullanıma kadar her aşamasında işte dönüşümü, taşınması, depolanması, dağıtımı, depolanması gibi başlıklarında. Ama bugünkü sunum kaynak ve kullanım başlıklarından fotovoltaiklere ya da güneş hücrelerine ve aydınlatma aygıtlarına doğru moleküler fotoniğin oluşturabileceği katma değer üzerine kurgulandı. Aslında belki de fotovoltaiği enerjinin dönüşümü başlığı altına da taşımak mümkün olabilir diye düşünüyorum. Kesişim noktaları ne derseniz fotovoltaik teknolojisi ya da güneş hücresi teknolojisiyle aydınlatma teknolojilerinin güneş spektrumu elbette. Çünkü bir tanesi burada gelen enerjiyi maksimum oranda soğurarak akıma dönüştürmeye çalışırken bir diğeri de bu spektrumu en iyi şekilde taklit edebilmeye çalışıyor. Özellikle de görünür bölge kısmını. Güneş hücrelerinin tarihine, geçmişine şöyle kabaca bakacak olursak 1950'lerde ilk dış ortam testleri yapılmaya başlıyor ve yaklaşık hücreler %6 verimle çalışıyor. Pardon, hücreler değil, paneller %6 verimle çalışıyorlar. Bu güneş atlası ya da güneş haritası dünyanın na baktığımızda şu siyah noktalar üzerine kurulacak olan güneş tarlalarıyla ve hepi topu %8'lik verimlerle çalışan panellerin oluşturacağı tarlalarla günlük 18 terawattlık enerjinin üretilebileceği hesaplanmış durumda. Realize olup da gerçekte ne oluyorun karşılığı bilinmiyor. Ancak böyle bir kağıt üzeri hesap mümkün. Şimdi %6'lar, %8'ler dediğimiz zaman eminim aranızda böyle gülümseyerek işitenler vardır bu verim değerlerini. Çünkü
Özellikle silikon güneş hücreleri oldukça yaygınlaştı ve biz orada artık %18'lerden, %25'lerden panel verimleri olarak o aralıkta değişen verimlerden söz ediyoruz. Ama %8 de teorik olarak şu anda aslında tüm dünyanın günlük enerji tüketimini karşılayabilecek bir üretime sahip teorik olarak. En real hücre verimleri noktasında raporlanan, ki bunlar genellikle milimetrekarelik aktif alanlardır, boyayla duyarlaştırılmış güneş hücreleri üzerinde santimetrekaredir çoğu. Raporlanan, mevcut literatürde raporlanan değerleri böyle bir eğriye aktarıyor, çizelgeye aktarıyor. Ve bundan 10 yıl önce durum bu şekilde, oldukça sakin bir çizelge görüyorsunuz. 4 ana başlık var ve bu 4 ana başlığın malzeme özelliğine göre bölümlendirilmiş alt başlıkları söz konusu. Burada yeni ve gelişen fotovoltaik teknolojileri kısmına dikkatinizi çekmek istiyorum. Sadece iki başlıktan söz ediyoruz. Boyayla duyarlaştırılmış güneş hücreleri ve organik güneş hücreleri ve 2000'lerin başlarında burada %5 ile %10 civarındaki verimlerden söz ediyoruz. %10 biraz kritik bir değerdir. Psikolojik anlamda kritik bir değerdir. Sanayinin dikkatini çekip küçük alanda elde edilen bu verimin büyük alana yayılarak teknolojinin ilerletilmesi adına %10'un kritik ve çoğu zaman da psikolojik bir değer olduğu düşünülür. 2013 önemli bir yıl güneş hücreleri için. Hepi topu 3 yıl geçti ama iki eğri arasındaki kalabalıklık farkını eminim fark ediyorsunuz. Şöyle önemli bir yıl. Ana başlıklar aynı, alt başlıklar çeşitlendi, arttı. Ama asıl önemli olan şurada boyayla duyarlaştırılmış güneş hücreleri anlamında önemli olan şu yükseliş, %10'lardan %14'lere gözlemlenen yükseliş. Burada kullanılan malzeme bir perovskit tipi bir malzemeydi ve 2013'ün Haziran'ında boyayla duyarlaştırılmış güneş hücrelerinin devamı olarak düşünülüyordu ki aralığa geldiğimizde o noktanın artık oradan ayrıldığını ve ayrı bir başlık olarak perovskit hücreler şeklinde bir satır elde ettiğini görüyoruz. Eğer burası devam ediyor olsaydı büyük ihtimalle boyayla duyarlaştırılmış güneş hücrelerinin babası olarak nitelendirilen Michael Gratzel ve beraber yayını yaptıkları Brian Oregan, Nobel'e ciddi adaylardan bir tanesi olurdu. Günümüze geldiğimizde ortalık hayli karışık gördüğünüz üzere. O yüzden ben şu hale getirdim, biraz kestim bu eğriyi. Ama son 20-25 yıl içerisinde teknolojinin tanımından bağımsız bir şekilde verimlerin iki kata yakın bir şekilde arttığını görüyoruz. Özellikle de son 10 yıl içerisinde ciddi değişiklikler söz konusu. Artık perovskit güneş hücrelerinde %20'leri aşan, 25'lere dayanan bir verimden söz ediyoruz. Boyayla duyarlaştırılmış güneş hücreleri ve organik güneş hücreleri noktasında sırasıyla işte %14'ler, 12'ler ve 17'lerden söz etmeye başlıyoruz. DSSC, boyayla duyarlaştırılmış güneş hücresi, organik güneş hücreleri ile ilgili biraz daha detay bilgi birazdan vereceğim ama perovskitlerle ilgili her ne kadar %25'lere kadar dayanan bir verim söz konusu olsa da bu malzemenin henüz atmosferik dayanımı ile ilgili sıkıntı olduğu için büyük alan büyütme ve mass production'ı noktasında ciddi adımlar henüz atılamıyor ya da henüz silikon kadar fazla onun ismini işitmiyoruz. Halbuki verimleri şu anda silikon teknolojisiyle aşağı yukarı aynı noktaya kadar geldi. Ve ülkemizde perovskit güneş hücreleri üzerine çalışan çok ciddi, çok güzel üretimleri olan gruplar var. Onların hücre verimleri de %18, %21 aralığında tekrarlanabilir hücre verimleri söz konusu. Aydınlatmanın geçmişine, tarihine bakacak olursak,
Az önce de söylediğim gibi bizim ilk aydınlatma aygıtımız güneş, aygıtımız değil, kaynağımız güneş ve bütün metabolizmamız güneşe göre şekillenmiş durumda. Sonrasında aydınlatma amacıyla ateşi, yay lambalarını, mumu, gaz lambalarını kullanıyoruz ama elektrik tüketmeye, aydınlatma amaçlı elektrik tüketmeye 19. yüzyılın başında Edison lambalarıyla başlıyoruz. Edison lambası, incandescent lamba şeklinde bilinen bu lambaların en büyük problemi tükettikleri enerjinin %80'ini ısı olarak yayıyor olmaları. Ve bu ısı olarak yaymaları enerji verimsiz olarak nitelendirilmelerine doğal olarak sebebiyet veriyor. Enerji verimli aydınlatma aygıtları olarak hayatımıza floresan lambalar ve kompakt floresan lambalar sokuldu. 1900'lerin ortalarından ve sonlarına doğru. Bu lambaların ya da bu teknolojinin, aydınlatma teknolojisinin problemi, en büyük problemi ise civa içeriği. Lambaların kırılması durumunda civa biliyorsunuz son derece toksik bir malzeme. Ortama yayılan civa gazı, civa buharı ciddi problem olarak görülüyor. Sonrasında ledler hayatımıza girdi ve şu anda herhalde hemen hepimizin evinde aydınlatma amacıyla LED'leri, ledleri kullanıyoruz. Ama her ne kadar ledler aslında 1950'lerden beri sinyalizasyon amaçlı kullanılıyor olsa da aydınlatma noktasındaki kullanımları mavi ledin, mavi ışıyan ledin üretilebilmesi sonrasında oldu. Çünkü mavinin, mavi elektrolüminesansın üzerine bir sarı fosfor kaplaması, mavi elektrolüminesans, sarı fotolüminesans birleşimiyle görünür bölgenin yi kaplayan bir spektruma doğru, bir emisyon spektrumuna doğru götürebildi. Ki bu da Nobel'le tekrar ödüllendirildi. Problemi ne LED'lerin dersek, bir çalışmaları sırasında Kavşak'ta, PN Kavşağı'nda ya da PN Junction'da, Zhongxian diyenler de var ama kulağa tırmaladığını düşünüyorum. Kavşak, PN Kavşağı'nda ısınmaya sebebiyet vermeleri dolayısıyla, ısının oluşması dolayısıyla uzun vade dayanımları ile ilgili sıkıntılar var. Ve yine son kullanıcı açısından noktasal ışık kaynağı olmaları sebebiyle problemleri var. LED'in kendisi son derece uygun. Teknoloji o noktaya geldi, uygun fiyatlı. Ama noktasal ışık kaynağı olma problemini aşabilmek adına armatüre dönüşme aşamasında pek çok optik başka komponentle beraber armatürleştirilmesi gerekliliği söz konusu. LED'lerde inorganik yarı iletkenler kullanılıyor. 1990'ların sonuna doğru organik LED'ler artık akademik olarak raporlanmaya başlandı. Burada noktasal ışık kaynağı olmak gibi bir problem yok. Gayet difüz ışıkla karşı karşıyayız. Isınmayla ilgili sorun görece LED'lere göre düşük. Ama tabii organik yarı iletken kullanılıyor olmanın getirdiği atmosferik koşullardaki dayanım problemi o LED'ler için geçerli. Buna rağmen düzgün enkapsülasyon malzemeleriyle 50 santimetre kare, 25-50 santimetre karelik toplam alanlarda artık fuarlarda yerini almaya başladı ya da tedarikçiler özel siparişle bunları üretebiliyorlar. Tabii fiyatlar noktasında VOLED teknolojisi diyeceğim, White Organic Light Emitting Diode teknolojisi, Edison lambasının 19. yüzyılın başında yaşadığı dönemi yaşıyor. O dönemlerde 1,5 saatlik aydınlatma aygıtının toplam maliyeti yaklaşık 15 dolar civarında. Günümüzde de voletler için 500 dolarlık rakamlar söz konusu. Spektral anlamda eğer karşılaştırırsak az önce söylediğim gibi %80'ini şu pembe eğri Edison lambası %80'ini ısıl bölgede, infrared bölgesinde yayıyor. O yüzden enerji verimi değil ama aslında güneş spektrumunu en iyi taklit eden aygıtlardan bir tanesi görebileceğiniz üzere sarı eğri güneşin spektrumunu gösteriyor. Yeşil floresan ve kompakt floresanların aslında sadece civa içerikleriyle değil bu 500 nanometreler ve 650 nanometreler civarındaki şiddetli tepeleri yüzünden
güneş spektrumunu da aşan şiddetli tepeleri yüzünden aslında pek çok başka nörolojik sorununu da tetiklemiş olabileceğini düşündürtüyor ve bu konu üzerine aslında epey bir yayın var. LED'ler görünür bölgeyi simüle etmekte, ona bir benzeşim oluşturmakta gayet iyi. Keza voletler için de benzer durum söz konusu. Organik yarı iletkenlerin kullanıldığı moleküler fotonik teknolojiler aslında OLED teknolojisiyle tetikleniyor. Yaklaşık 20 yıl kadar önce başlayan OLED teknolojisiyle tetikleniyor. Buradaki tabii vizyon tavandan aydınlatmayla sınırlı değilsiniz. Farklı uygulamalar yapabilirsiniz aydınlatma anlamında ya da ekrana doğru gittiğinizde de renklerin daha canlı olması. Biliyorsunuz mevcut LED ekranlar aslında LCD ekranı kullanıyor. Arka aydınlatmada LED'ler söz konusu sadece. Ama OLED televizyonlarda organik yarı iletkenlerden müteşekkil piksellerden bizler ışığı ve görüntüyü alıyoruz. Bu sebeple açısal bağımlılığı son derece az. Yaklaşık 170-180 derecelik bir şekilde yandan da bakıldığında ekrandaki görüntü net bir şekilde görülebiliyor. Organik ışık yayan diyotlardaki ilk hareketlilikler diyeyim organik güneş hücreleri olayını da tetikledi. Organik güneş hücreleri inorganiklerle karşılaştırıldıklarında transparan yapılabiliyorlar. Çünkü belli spektrumun belli dalga boylarını soğuran ve soğurmayan malzemeleri kullanmak gibi bir tercih yapma şansınız var. Ya da işte esnek altlıklar üzerine büyütülerek gidebiliyorlar. Bunlar da yine ilk örneklerinden organik güneş hücreleri anlamında olur. İşin vizyonunda ne var derseniz, amaç ne? Özellikle esnek altlıklarda aydınlatma aygıtlarına doğru gidiş ama bir tarafı aydınlatma aygıtı, diğer tarafı güneş hücresi olan dış cephe kaplamalarının yapılması gibi de bir hayalle, vizyonla hareket ediyoruz. Tabii madde ışık etkileşimi dendiği zaman Jablonski'yi anmadan olmaz. 1900'lerin başında kendinden önce gelen Kasha, Vavilov gibi bilim adamlarının ortaya koyduğu gerçekleri birleştirdiği bir diyagramdır bu. Maddenin üzerine ışık düştüğü zaman temel haldeki elektronlar tarafından bu ışık soğurularak üst enerji seviyelerine doğru uyarım gerçekleşir. Der ki bu işte absorplamadır, soğurmadır. Türkçesiyle ışığı soğuran elektron ve uyarılmış enerji seviyelerine geçen elektron temel hale dönüşte hiçbirimiz uyarılmış halde kalmak istemeyiz keza elektron da öyle temel hale dönüşte kinetik dönüşümler yaşayabilir ama ışıma da yapabilir. Işımanın gerçekleştiği enerji seviyesinin durumuna ya da ışıma sırasında izleyeceği süreçlere göre floresans, fosforesans ya da geciktirilmiş floresans şeklinde tanımlamalar mümkün. Organik bir yarı iletkenin ister güneş hücresi ister ışık yayan diyot uygulamasında kullanılması gereksin, kullanılması düşünülsün. Olmazsa olmaz özelliklerinden bir tanesi kimyasal ve elektrokimyasal dayanımıdır. Çünkü elektronun uyarımı sonrasında bir elektron hareketi söz konusudur güneş hücrelerinde ya da OLED'lerde, LED'lerde elektronun pompalanması sonrasında tekrar bir elektron hareketi, bir yük hareketliliği söz konusudur. O yüzden elektrokimyasal dayanım minimalıdır, olmazsa olmazdır. İyi bir film morfolojisine ihtiyacımız vardır ki tuzaklar oluşmasın ortamda. İlerliyor olan yüklere tuzaklar oluşmasın. Yük hareketliliği son derece önemlidir ki organik yarı iletkenler aslında inorganiklerle karşılaştırıldıklarında yük hareketliliği noktasında biraz problemliydi. Problemlidirler. Genel olarak problemlidirler. Ama Alan Heeger biliyorsunuz asetileni İyoda metan gibi bir katkı malzemesiyle katkılandırdığımda işte yalıtkana yakın bir yük hareketliliğinden iletken, metalik bir yük hareketliliğine doğru geçiş yapılabilirliğini gösterdi ekibiyle beraber ve 2000 yılında Nobel'i aldı.
güneş hücrelerinde eğer spesifik olarak kullanılacaksa organik yarı iletken, bunlara ek olarak soğurma katsayısının yüksek olması gerekir. Ve eğer o LED uygulamasında ışık elde etsinde kullanılacaksa da yüksek kuantum veriminden söz etmemiz lazım, olmazsa olmaz olarak. Şimdi soğurma katsayısı dedik. İnorganik yarı iletkenlerin soğurma katsayısı ve dalga boyu değişimlerini görüyorsunuz. Yine bilinen üzerinden gidelim, silikon üzerinden gidelim. 1100 nanometrelere kadar bir soğurması söz konusu. Zaten o yüzden inorganik yarı iletkenlerle transparan bir hücre yapımı mümkün değil. Görünür bölgenin tümünde gayet güzel soğurmaları var. Elektrik üretimi anlamında bu bir avantaj ama transparanlığı sağlayayım, dış cephede kullanayım dediğiniz zaman dezavantaja dönüyor. Organik yarı iletkenlerinde molar soğurma katsayıları anlamında inorganiklerle aslında yarışır düzeyde olduğunu biliyoruz. 10 üzeri 5'ler, 10 üzeri 6'lar civarında bir soğurma katsayılarına sahipler. Soğurma katsayısı spektrumla ne kadar iyi konuştuğunuzun ifadesidir diye bir benzetme yapabilirim. Ne kadar iyi anlaşabildiğinizin ifadesidir. Ama gördüğünüz üzere 400 ile 800 nanometre arasında sınırlı. Bu bir problem çünkü %53 yakın infrarette, yakın hız ötesinde geliyordu. O yüzden öyle organik yapılar hazırlanmalı ki bu bölgeyi de soğurabilsinler şeklinde bir vizyonla hareket eden sentetik organik kimyacılar. Bakın bu üç resim arasında farkı görünüz, farkı bulunuz gibi bir mantıkla bakacak olursanız sadece şu bağlı grupların değiştirildiğini, sentetik organik kimyacıların bu bağlı grupları değiştirmesiyle soğurma dalga boyunu yaklaşık 400-500 nanometre kadar kırmızıya doğru kaydırabildiklerini görüyorsunuz. Sentetik organik kimyacıların aygıt fizikçilerine hazırladığı bir malzeme olarak karşımıza çıkıyor bu problemi aşmak adına. Spesifik örnekler olarak DSSC'ler ve organik güneş hücrelerinden bahsedeceğim. Güneş hücreleri anlamında demiştim. Gretzel ve Brine karşımızda. Aslında iki elektrot vardır DSSC'lerde. Bir elektrot TCO, işte geçirgen, iletken, oksit kaplı ki genellikle bu indium katkılı kalay oksit ITO ya da flor katkılı kalay oksit FTO'dur. Bir altlığınız var. Bunun üzerine titanyum dioksidi kaplarsınız. 20 nanometre çaplı parçacıklara sahip nanoporöz bir yapı. Titanyum dioksit aslında günlük yaşantımızda hemen her yerde karşımızda, diş macunumuzdan evimizdeki boyalara kadar ya da ilaç dolgularına kadar. Titanyum dioksidi kaplarsınız. Sonra da boya çözeltinizin içerisine kaldırırsınız. Burada gördüğünüz mavi kısımlar, titanyum dioksit, kırmızılar, boyanız ve sizin aslında foto anodunuz bu şekilde hazırlanmış olur. Diğer elektrodunuza ise platin sayıcı elektrodu oluşturur ve bu ikisini yapıştırırsınız birbirine ve birleştirip araya iyot iyodür çiftini elektrolit olarak koyduğunuzda iyot iyodür çiftini de günlük hayatımızda tantal diyotun içerisinde sürekli aslında biliyoruz ve görüyoruz. Ve bu hücreyi güneşe çıkardığınızda böyle bir mekanizma oluşmaya başlar. Gelen ışığın boya tarafından soğurulmasıyla temel haldeki elektronun uyarılmış hale geçmesi, titanyum dioksidi aktarılması, dış çevreden elektrolit üzerinden tekrar temel hale geliş ve alın size elektrik üretimi. Elektron hareketliliği dediğimiz zaman elektrik üretiminden söz ediyoruz zaten. Organik güneş hücrelerine geldiğimizde ise ilk örnek tanksel. Tankin yaptığı şey iki ayrı katman olarak donör ve akseptörü üst üste kaplamak. Bu morfolojik problemleri ciddi oranda beraberinde getirdiği için bu yaklaşım çok fazla yük kayıplarına sebebiyet vermiş ve verimler oldukça düşük noktalarda kalmış. Burada kullandığı donör işte bakır fitolesiyanin ve perilen akseptörde perilen diimit türevi. 2000 yani 90'ların başına geldiğimizde Alan Heger ve Serdar Hoca, ki Serdar Hoca o dönemde Alan Heger'in yanında postdoc, şunu görüyorlar laboratuvardaki denemelerde.
Smalling'in sentez dediği C60 fulleren yapısı, ki 6 elektron olabilir, çok iyi bir akseptördür. Bu akseptörle bir iletken polimerin donör akseptör çifti olarak elektron transferi sürecinin son derece verimli olduğunu fark ediyorlar ve bunun üzerine Tang'in iki katmanlı bilayer yapısından çıkıp yığın hetero kavşaklı güneş hücresine doğru geçiş, bulk hetero junction solar cell'e doğru geçiş yapıyorlar. Donörlü akseptörü belli bileşen oranlarında aynı katman içerisinde yerleştiriyorlar ve böylece eksitonun oluşması, difüzyonu, ayrılması gibi aşamalar için mesafeyi de kontrol edebilme şansları oluyor. Şu anda organik güneş hücreleri üzerine mevcut literatürde yayınlanan en fazla makaleler bulk hetero junction solar cell'ler üzerinedir ve dediğim gibi %10 kritik sınırdır organik güneş hücrelerinde bu aşıldı ve makaradan makaraya üretim teknikleriyle esnek altlıklar üzerinde üretimleri artık yapılıyor. Uygulama olarak baktığınızda şemsiyelerin üzerine geçirenleri görebilirsiniz. İşte çantaların üzerine yerleştirenleri görebilirsiniz. Ama bundan birkaç sene önce Alan Hager, ki organik fotovoltaik anlamında dede deriz biz kendisine, çatı kaplaması uygulamasını da basınla paylaştı. Işık eldesine doğru geldiğimizde farklı mimari yapılar var. Moleküler yapıların kullanıldığı stacked OLED ya da işte istif OLED ve piksellenmiş OLED dediğim zaman, bunlar daha çok ekran teknolojilerinde de kullanılan mimari yaklaşımlar. Aydınlatma noktasında, aydınlatmanın tarihinde de sizlerle paylaştığım LED'in, mavi LED'in üzerinde fosfor durumu, bu fosforun organik fosfor olma durumu da söz konusu olabilir. Çünkü inorganik fosforlarda özellikle şu IR kısmına doğru geçişte, yani 600-650 aralığına doğru gidişte europium kompleksleri kullanılır ve eser element olduğu için de maliyetler oldukça artar. Ya da şuradaki gördüğünüz gibi yeşil bölgeyle ilgili sıkıntılar vardır. Ama frekansın evrilmesi, çevrilmesi, frekans dönüşümü ne dayalı mimari dediğimiz zaman böyle bir mimariden söz ediyoruz. Çoklu katkımanların aynı aktif katmanda yer almasından söz ettiğimiz zaman ise mavi ışıma yapan, yeşil ışıma yapan ya da turuncu kırmızı ışıma yapan farklı organik yapıların uygun bileşen oranlarıyla, bakın bileşen oranları son derece önemli, uygun bileşen oranlarıyla aynı aktif katman arasında yer almasından, yani iki elektrot arasında organik katman gibi düşünebilirsiniz, yer almasından söz ediyoruz ve bu şekilde de bütün görünür bölge spektrumunun kapatılabildiğini biliyoruz. Nasıl çalışıyor OLED'ler? Bu sefer ileri besleme altındayız. Güneş hücrelerinde geri besleme altındaydık. İleri besleme altındayız. Anottan boşlukların ve katottan da elektronların enjeksiyonu ve bu elektron ve boşluğun emisyon katmanında bir araya gelip ışımalı birleşmesi neticesinde ışığın oluşmasıdır aslında. Organik bir LED'den gelecek olan ışık. Frekans dönüşümü noktasında bizim laboratuvarlarımızda geldiğimiz noktadan sizlere biraz bahsetmek istiyorum. Farklı ışıma dalga boylarına sahip olan organik yapılar elektro eğilme yöntemiyle polistiren içerisine katkılandı ve bunların hem yerleşim düzenleri, yani yeşilin üzerine maviyim, mavinin üzerine kırmızıyı koyuyorum gibi, hem de katkı oranlarındaki optimizasyonlarla mavi elektrolüminesans yapan bir LED'nin üzerine bu elektro eğirmeyle elde edilen fiberler yerleştirilerek renksel geri verim indeksi 90'ın üzerinde, ki bu da aslında solar spektrumu ne kadar güzel taklit edebildiğiyle ilgilidir. Renk sıcaklığı ayarlanabilir neyin üstüne neyi koyduğumla şeklinde bir aydınlatma aygıtı elde edebildik, yapabildik ve bunu yayınladık.
Yine bizim laboratuvarlarımızda elektrolüminesansın doğrudan organik yapılardan eldesi, herhangi bir dönüşüm vesaire yokla geldiğimiz noktada CRI değerini, renksel geri verim indeks değerini 96'ya kadar zaten maksimum 100'e çıkış yapabilir. Mevcut LED'lerin pek çoğu 75-85 aralığındadır ticari olarak satılan. 96'ya kadar çıkartabildik. Bileşen oranlarının optimizasyonuyla gördüğünüz üzere bileşen oranı son derece önemli. 0.33'e 33 tam beyaz diye tanımlandığında beyaz noktasıdır XY koordinat eğrisinde. Bir aygıt elde edebildik ama dediğim gibi dayanımla ilgili sıkıntı var. Tüm literatürde olduğu gibi dayanım, verim ve maliyetler açısından o LED'lerde halen problemler var. Ama onun yanı sıra LED'lerle karşılaştırdığınızda büyük alan, yani difüz ışık yayabiliyor olmaları, ortam konforu ve renk konforu açısından da LED'lerden çok daha üstünler elbette. Şu üç başlıkla ilgili izlenmesi gereken basamaklar raporlarını okuduğumuzda da karşımıza çıkan aslında hep sentetik organik kimyacılar, fizikçiler, malzemeciler ve elektrik elektronikçiler birlikte çalışmalı diyor bize. Aktif organik katman, kaplama yöntemleri, altlıklar, elektrotlar, enkapsülasyon malzemeleriyle ilgili iyileştirmeler gerekmektedir demekte. Eğer bunlarda iyileştirme ve en iyi düzeye getirme oluşturulursa %90 oranında etki edecek şekilde hem verim hem de maliyetler olumlu yönde etkilenecektir şeklinde öngörüler var. Günümüzde az önce de söylediğim gibi 25-50-60 santimetre karelik aktif alanlarda dünya genelinde mümkün. Bizim laboratuvarımızda da 21 santimetre karelik bir aktif alanda voledi. Ancak burada kullanılanın ticari malzemeler olduğunu özellikle belirtmek isterim. Bizim kendi malzemelerimiz değil. Şimdi bunu kendi malzemelerimizle yapmak gibi bir hedefimiz var. Hızlıca henüz... Vaktim varsa, eğer yoksa nasıl uyarılırım onu da bilemiyorum ama fotonik bölümünden de söz etmek istiyorum. 2015 yılında kurulduk. 2017-2018'de lisansüstü öğrencilerimizi almaya başladık. 2019'da da lisans öğrencilerimiz geldi. Amacımız akademik araştırmaya ve fotonik sektörüne nitelikli insan gücü desteğini sağlamak. Az önce söylediğim gibi fizik, kimya, malzeme, elektrik, elektronikle doğrudan ilişkili ama hedef uygulama alanına göre örneğin tarıma doğru gidecekseniz, yapay suni aydınlatma altında fotoniği kullanacaksanız illaki bir ziraat mühendisi ve gıda mühendisiyle de kol kola girmeniz gerekir. Ama olmazsa olmaz bu dördüdür. Çok disiplinli bir alandır. Dört ana başlıkta gidiyoruz. Moleküler fotonik aygıtlar ve moleküler fotonik malzeme aygıtlar noktasında iki kişiyiz Emre Hoca ile birlikte. Kuantum fotonik noktasında üç hocamız var. Hasan hocamız teoriyle deneyi birleştirip perovskite malzemesi üzerinden araştırmalarına son dönemde yoğunluk vermiş durumda. Sinan hocamız plazmoniklerle optik spektroskopiyi bir arada kullanıyorlar. Sevilay hocamız tamamen teoride kalmayı düşünüyor ve iki başlıkta öğretim üyesi arıyoruz biyofotonik ve lazer mühendisliği noktasında. 7 araştırma görevlimiz var. 7 araştırma görevlimizi ve lisansüstü öğrencilerimizin desteğiyle 2019 yılında öğretim üyesi başına düşen yayın sayısı olarak 4.2'yiz. Yine 1.4 gibi bir dış kaynaklı proje desteği getirebilmiş durumdayız. Bu projelerin de finansmanıyla 13 lisansüstü öğrencimizi finanse edebiliyoruz. Bilim tarihinde bugün diye sonlandırmayı tercih ediyorum ben bütün sunumlarımı ve baktığımda 1929'un 27 Haziran'ında New York'ta ilk renkli televizyon tanıtımının yapıldığını gördüm. Artık televizyonlar az önce de söylediğim gibi LED ekranlar, burada gördüğünüz gibi sadece LED ekranlar.
ya da LCD'de arka aydınlatma kullanılarak, LED'in arka aydınlatma olarak kullanımıyla elde edilen ekranlar ya da OLED ekranlar şeklinde biliniyorlar. Teknoloji o noktaya gelmiş durumda. Bu fotoğraf 2019 29 Ekim kutlamalarından İzmir'de yapılmış olan. Small ile başladım, small ile bitireyim isterim. Bilim adamı olun, dünyayı kurtarın der Smalley. Kendisi öyle yaşamıştır. Dolayısıyla da böyle bir salık vermiştir. İlginiz, vaktiniz için çok teşekkür ediyorum. Teşekkür ederiz hocam. Ağzınıza sağlık. Çok güzel, değerli bir sunumdu. Öyle tahmin ediyorum ki bizim herhalde YouTube'da da böyle bir fotonik üzerine bir tek bizim ekibin arşivi içinde olacak. Mert öğretmenim, sorular var mı acaba? Güzel yayın için teşekkür ediyorlar. Teşekkürler çok fazla ama soru yok. Eğer varsa soruları alalım. Belki gelir daha sorular Evet. olabilir. En çok benim ne ilginç geldi Can Hocam biliyor musunuz? Bir ara şeyi gösterdiniz. Böyle eğrilebilir bir malzeme gösterdiniz. Arkasından güneşi alıyor. Yani farz edin ki binanın duvarlarını yapıyorsunuz. İçeri güneş ışığı girebiliyor. Halbuki normalde pencere olması lazım değil mi? O çok ilginç geldi. Yani ileride belki de bu geliştirildiği takdirde birçok, özellikle Türkiye'de, çünkü güneşi çok gören bir ülke, şeyde işte Güney Anadolu, Batı Anadolu, Güneydoğu Anadolu, buralar güneşi çok fazla görüyor. Belki de birçok aydınlanma bundan 50 yıl sonra bu şekilde olacak. Çok ilginç geldi o bana. Valla ben hep şey diyorum hocam, ölmeden bakkala gidip bana 2 metre lamba kes demek istiyorum. Ben de onu merak ediyordum Canan Hanım. Bunun dış aydınlatmada, evlerin aydınlatmasında uygulama öngörüleri var mı? Mesela çatılara, bu sizin OLED teknolojisini çatılara yerleştirip oradan elektrik üretmek ve evlerde kullanmak. Var mı bunun? Hocam, OLED için daha çok iç mekan aydınlatma hedefleri var. Öyle Çünkü mi? iç mekanda mimari, yani dediğim gibi organiklerin atmosferik koşullarda dayanımları için ciddi enkapsülasyon ihtiyaçları var. O sağlanmadığı zaman birkaç yıl içerisinde kaybedersiniz gibi bir durum söz konusu. O yüzden ilk hedef iç mekan aydınlatmada, OLED aydınlatma aygıtlarında. Ama fotovoltaikler için çatı uygulaması, yani organik fotovoltaiklerin, çıktım çatıya, ruloyu açtım ve çatıyı fotovoltaikle kaplıyorumu Allen Dede birkaç yıl önce paylaştı. Ya bir de şeyi söylediniz, o da çok ilginçti. Hani günümüzde evlerde ya da mekanlarda, her türlü mekanda hep aydınlatmalar tavandan oluyor. Ya da işte Evet. abajurlar filan. Evet. Ama biraz önce dediniz ki bu yeni teknolojiyle belki alttan, belki duvarlardan, her Aynen. yerden belki de bir uniform, böyle bir düzgün bir aydınlanma olacak. Duvar kağıdımı aydınlatma aygıtına dönüştüreceğim. Ha evet, mesela duvar kağıdını yapacaksınız, desenli desenli, hani böyle vitray gibi döşeyeceksiniz ama aydınlanma da olacak. İstediğiniz desenleri belki üstüne yapabileceksiniz. Bakkala Eskiden gidip duvar kağıdı gider seçerdik, şimdi öyle. Alacaksınız, evinizin duvarına İşte yerleştireceksiniz. onu Değil mi söylüyorum. Canan Ama Hanım? Öyle. bakalım nasip olacak mı? 2 metre lamba kes. Lamba ver. Nasıl Ethem hocam? 3 kilo lamba ver oradan diyeceksiniz. Bir de şey var, ışık kirliliği konusunda Zeki hocam hep aynı anlatır. Bu mavi ledlerin aslında insan sağlığına ne kadar zararlı olduğunu, kanser hastalıkları için hani bir tetikleyici şey olduğundan hep bahseder, değil mi? Bunun Evet. oranı nedir? Yani Zeki hocam, siz hani hep anlatıyorsunuz ya mavi ledleri Evet, yani özellikle o soru. vurguluyorsunuz.
Özellikle hocam şu ara aslında LED'lerle ilgili işte insan odaklı aydınlatma araştırma başlıklarından bir tanesi bu. Human Centric Lighting üzerine kitaplar da basıldı. İşte özellikle de neuroscientistler, sinir bilimciler bu noktada çalışıyorlar. Tabii yani artık işte her şey birbirinin içine girdi. Yani nörobilim de bilmek gerekiyor eğer aydınlatmanın insan üzerine olan etkilerini anlamak istiyorsak. O LED'lerdeki kamaşma probleminin ki belki yaşıyorsunuzdur evinizde de belli bir süre sonra eğer LED'ler kullanıyorsanız belli bir süre sonra özellikle çok belirgin olur o kamaşmanın göze gönderdiği sinyallerle psikolojik problemlerin tetiklendiği, epilepsinin tetiklendiği gibi makaleler var. Ya da ortam aydınlatmanın odaklanma üzerine nasıl etki ettiği üzerine çalışmalar var. İşte ofis alanları nasıl aydınlatılmalı, hastaneler nasıl aydınlatılmalı, okullar nasıl aydınlatılmalı diye. Tabii bunlar teknoloji hazırlık seviyesi denen bir skaladan söz ederiz hep biz. Bilirsiniz 1'den 9'a kadar devam eden. Benim bugün sizlerle paylaştığım o skalanın 3-4 aşamasına gelmiş olan ama daha çok işte 1 ile 4 arası diyeyim arasında olan bir aşamaydı. Az önce söylediğim bu ofis ortamları, hastane ortamları vesaireye doğru gittiğim zaman 9'un sonrasına doğru gidiyorum. Yani temel Ar-Ge'si bitmiş, mühendislik Ar-Ge'si bitmiş, pilot üretimi bitmiş, mass production'ı artık bitmiş. 9 sonrasında son kullanıcının eline gitmiş olan bir ürünün o kullanıcı üzerindeki etkileri diye bir şeye doğru girmiş oluyorum. Ama dediğim gibi sinir bilimcilerin ciddi dikkatini çeken başlıklardan bir tanesi. İnsan odaklı evet. Aydınlatma. LED'lerde siz soğurmayı anlattınız. 600 işte 1000 nanometre civarında kırmızı ötesinde ya da kırmızı da daha doğrusu. Kırmızı da soğurmanın da kullanılabileceğini, oradan elektrik üretiminin artırıldığını söylediniz. O konunun teknolojiye yansıması ne durumda? Mümkün hocam. Zaten o yakın kırmızıyı da soğurabilen malzemelerden oluşturulan güneş hücreleri daha verimli. İşte o zaman kullanıma girmesi evlerde, ortamında mavisi az aydınlatmanın yapılmasında uygun olmayacak mı o? Aydınlatmayla olan ilişkiyi kurduğum zaman orada ayırayım. Ben az önce güneş hücresi uygulamaları olarak yaklaştım sorunuza. Evet, yakın kızıl ötesini soğurabilen malzemelerin yer aldığı güneş hücreleri çok daha verimli. İşte galyum arsenide'lere doğru gidiyorsunuz vesaire ama LED'lere doğru geldiğinizde mavi kısmın şiddetinin azaltılabilmesi mutlaka olumlu etkileri olacaktır ama bu sefer de o black body radiation çizgisinde artık sıcak beyaza doğru, kırmızıya doğru kaymamız. Yani renk sıcaklığı olarak 4500 Kelvin, 4000 Kelvinlere doğru kaymamız gibi bir durum oluşacak. Mümkün elbette. Özellikle de organiklerde bu çok daha mümkün. LED'lerde bunu yapamazsınız. LED'nin mantığı çünkü mavinin üzerinde maviden elektrolümnesans gelecek, fosfordan da fotolümnesans gelecek, ikisi birleşecek, beyaz olacak. Ama evet. Organiklerde mavi elektrolümnesansı veren malzemenin miktarını azaltarak, kırmızıyı arttırarak ya da yeşili arttırarak renk sıcaklığıyla oynaman daha mümkün. Şimdi dış aydınlatmada kullanılan böyle o ya yani şimdiki LED teknolojisinde mavi ışığı bastırılmış diyeyim lambalar var. Sıcaklık renk sıcaklığı bize şey tavsiye 4 evet yani 400 4000 Kelvin'in altındaki lambaları kullanın deniyor renk sıcaklığında. İşte ek komponent devreye giriyor evet, sayın hocam. Yani LED teknolojisinde
insanla uyumlu hale getirebilmek için hep ek bileşen. LED'in kendisi ucuz ama kullanılabilir hale gelmesi noktasındaki ek komponentlerle maliyetler artıyor. Evet. YouTube'dan da bir soru var, iki tane Canan Hocam. LED'lerin o zaman yaygınlaşması çok uygun değil mi diye soruyor bir arkadaş. Diğer arkadaşımız da ülkemizde araştırmalara bu alanda yeterli destek sağlanıyor mu diye soruyor. LED'lerin kullanılması, şöyle söyleyeyim. Enerji verimli aydınlatma aygıtı diye size reklam olarak sunulan her şeye mutlaka, yani reklamı yapılan her şeye soru işaretiyle yaklaşmakta fayda var derim. Çünkü kompakt floresan ve floresan lambalar içinde enerji verimli aydınlatma aygıtları dediler. Spektrumunu az önce gördünüz. Güneş spektrumuyla hiç alakası yok. Yani bizlerin alışık olduğu ışık o değil. Ve onun insan psikolojisi ve metabolizması üzerine, olumsuz etkileri üzerine yayınlar çıkıyor. Şu anda da LED'ler enerji verimli diye bizlere sunulmakta. Mümkün mertebe soru işaretiyle yaklaşmakta fayda var. Evet, elektrik tüketimi anlamında verimliler ama enerji verimli dediğiniz zaman insan sağlığının da mutlaka olumlu taraflarını sunmanız lazım. LED'leri kullanıyoruz. Ama yani Edison lambasını tercih et, keşke bu kadar ısı yaymasaydı da demiyor değiliz. Mert'in ikinci sorusuna bir arkadaş daha sormuştu. Ona geçmeden önce ben bununla ilgili bir şey sormak istiyorum. Hani belki fen bilimlerinden uzak olan kişiler de bizi izliyor olabilirler ya da daha sonra arşivden izleyecekler. Hani bu elektrikçilerde olan sarı ışık, beyaz ışık diye geçer üstünde lambalar, ampuller. Onlardan galiba anladığım kadarıyla sarı ışık diye olanları hep tercih etmemiz gerekecek değil mi? Daha güneş ışığına çünkü mavisi uygun olan ışık. Daha az. Mavisi evet. Daha az olan ışığı tercih etmemiz lazım. Öbürü çünkü floresanlar ışığı da öyle zaten. Hani bembeyaz bir ışık veriyor sonuçta. Hem gözü yoruyor hem de belki nörolojik etkiler de yapıyor. Bir de ikinci sorusu vardı Mert'in. Sıcak kırmızı daha iyi, yani sıcak kırmızıya doğru, sıcak evet. Beyaza doğru yaklaşmakta fayda var. Türkiye'de yeterli destek alabiliyor muyuz noktasında? Şimdi karşılaştırma yapmak istemiyorum ama sektörden istediğimiz ilgiyi keşke alabilsek. Onların da kendilerince yani net konuda ben soru yanıtları var. Efendim sizin, Zeki Hocam. Sizin çalışmalarınıza sektör ne kadar ilgi gösteriyor ve siz onlardan yararlanıp hem kendi çalışmanızı geliştirmek hem de bunun üretime yönelik onlara danışmanlık yapmak, o durumda bir gelişmeler nasıl? Ben doktorasını şirket ortaklığıyla bitiren bir insanım. Böyle bir şansım oldu. Doktoram sonrasında da yine şirket ortaklığıyla bir doktora tezi bitirme şansım oldu. Hatta iki doktora tezi diyebilirim. Çünkü yani OLED'lerle ilgili bir tez ve malzeme tarafıyla ilgili de tezler bitti. Şimdi teknoloji hazırlık seviyesi 4'e kadar üniversitede getirdikten sonra 4 ile 6 arasındaki o ölüm vadisini sadece üniversitenin aşması, pilot üretime getirme aşamasıdır. Sadece üniversitenin aşması beklenmemeli. Beklenemez. Hı hı. Çünkü burada sektör devreye girmek zorunda. Evet. O da bir yatırım istiyor. Hatta Ar-Ge laboratuvarlarında, ilgili sektörün Ar-Ge laboratuvarlarında belki de en azından devam eden projelerin %10'u gibi bir şeyi böyle bir yeni gelen teknolojilere doğru evrilmek zorunda. Benim şahsi görüşüm. Tabii sektörle konuştuğunuzda kendilerince haklı sebepleri var. Bugünden yarına pek çok şeyin değişebilirliği. 5 ila 10 yıllık bir vizyonla, projeksiyonla hareket etme zorlukları. Bunu yapmadığımız zaman da bu sefer çok özür dileyerek bu tabiri kullanacağım ama başkalarının ürettiği teknolojinin çantacısı oluyoruz. Onun paketleyicisi oluyoruz. Onun pazarlamacısı oluyoruz.
ama teknolojinin sahibi olamıyoruz. Sektörden yana böyle bir serzenişte bulunacağım. Keşke şartlarını uygun ayarlayabilseler ve bu şekilde destek verebilseler. Ama devlet kaynakları noktasında, ya dış kaynaklı projelerden bahsettim az önce bölümde devam eden. Bunların hemen hepsi TÜBİTAK kaynaklı projeler. TÜBİTAK'tan proje kaynağı alma noktasında şu ana kadar çok teşekkür ediyoruz diyelim. Yani bundan sonrası bu COVID'in getireceği durum, Türkiye ekonomisi, bunun bilime ayrılan parayın, payın ne kadarının nasıl kesileceğini, ne etkileyeceğini de hep beraber yaşayacağız elbette ama ülkemizde bir 20 yıl öncesine kadar hocalarım daha iyi bileceklerdir. Bilime ayrılan kaynağın oranının görece iyileştiğini düşünüyorum ve bundan da faydalanıyorum. Bunu kullanıyorum, kullanıyoruz, bölüm olarak kullanıyoruz. Ve faydaya dönüştürmeye çalışıyoruz. Ama keşke dediğim gibi teknolojiyi üreten şirketler olsa, ben yayın değil de patent yapmak peşinde koşsam. Sen bu yayını çıkartamazsın, önce bunun patentinin onayı, PCT number'a gelecek diyebilsem beraber çalışıyor olduğum lisansüstü öğrencilerime. Ki bu yani... Ya da daha fazla diyebilsem, üç defa diyebildim en azından ama daha fazla diyebilsem keşke. Türkiye'nin önemli sorunu bu şirketlerin sanayideki üretime yönelik çalışanların yeteri kadar araştırmaya fon ayrılamaması. O zaman da siz de dediniz ki işte bu üniversitede kalmamalı. Piyasa ve şirketler bunu, bu çalışmaları üstlenmeli ama yeteri kadar araştırmaya fon ayırmıyorlar. Onun için de biz çanta taşıyıcı oluyoruz sizin tabirinizle. Zeki Hocam, sadece sanayiye de değil. Yani o teknoloji hazırlık seviyesi 4-6 ölüm vadisi üniversiteyle sanayinin birlikte çalışması gereken yer. 6 sonrasında evet. Sanayi alsın götürsün. Ben 4'e kadar getirebilirim üniversitede çalışan araştırmacı olarak. İster bilim adamı olayım, ister mühendis olayım. Yani hadi mühendis olayım, 5'e kadar taşıyayım. Ama 6'ya getirme, o pilot üretim noktası dediğinizde orada sektör illaki devreye girmeli. Canan Hocam, biz astronomide ışığı kullanıyoruz. Her şeyimiz ışık biliyorsunuz. Uzay teleskopları var atmosfer dışında. Atmosfer içinde birçok uydular var. Yeryüzünde de teleskoplarımız var. Bu teleskoplar yani ya mercekli ya aynalı teleskoplar. Sonuçta ışık bir şekilde ya merceğin içinden geçiyor, kırılıyor ya aynaya çarpıyor, yansıyor. Ondan sonra işte fotoelektrik etkilerle bu ışık elektrik enerjisine çevriliyor. Fotoğrafçılık yapılıyor. İşte Uğur, Ethem Hocam şu anda uğraşıyorlar. Bu teknoloji, yani teleskop teknolojisini, yani sizin uğraştığınız alanda teleskop teknolojisini de etkileyecek şekilde yeni üretimler işin içine girebilir mi? Bu ışığı kaydetmede, bilmiyorum yani nasıl tanımlanır bunlar, elbette yeni mi? Şeyler girebilir mi? Teleskop teknolojisinde bir gelişmeler olabilir mi? Işığı nasıl alacak? Çalışma alanım olmadığı için yanlış bir şey söylemekten imtina ederim ama şunu söyleyebilirim. Fotonik bölümüne lisans öğrencileri nin katılmasıyla beraber 2019'da hazırladığımız müfredatta ikinci sınıfın birinci döneminde optik spektroskopi laboratuvarında teleskop yapımı vardır. Şimdi eğer temel anlamda onu öğrenirseniz, bir şeyin temelini bilirseniz nasıl iyileştireceğinize dair de adım atma şansınız olur. Hangi merceği nasıl farklı kullanırsam ya da hangi yansıtıcı malzemenin yerine soğurucuyu yerleştirirsem odakları farklandırabilir mi? İşin bismillahını bildiğiniz zaman çalışma alanım değil, mümkündür ama nasılıyla ilgili orada detay bir söylemek Çözünürlük de çok önemli sorun olur orada.
Değil mi Serdar? Evet. Evet. Yani çözünürlük de çok önemli. Ya yani çok hassas yapılması evet, lazım. Evet. İşte Uğur amatör teleskoplar. Uğur en büyük kaç santimlik teleskop yaptın? Yani Türkiye'de başka Uğur gibi teleskop yapımcısı yok. Hani elle yapıyor ama o kadar güzel yapıyor ki şu andaki birçok üniversitedeki rastanelerdeki teleskopların gücünden çok daha güçlü Uğur'un yaptığı teleskoplar. Çünkü çok iyi bir teknik kullanıyor, çok iyi testler yapıyor. Uğur onlardan biraz bahsedebilir misin? Ne büyüklükte yapıyorsun ve ne tür testler uyguluyorsun teleskoplarına? Ben aklından geçiyor mu bunu şurada kullanabilirim diye Canan Hanım'ın söylediklerinden? Şu ana kadar yaptığım en büyük teleskop 51 santim çapında ayna çapı. Testleri de işte Foucault testi veya işte Ronchi testi denilen testlerle optik yüzeyine bakıyoruz. İşte Foucault testiyle ışığın dalga boyunu ölçerek işte ne kadar hatalı olduğunu anlamaya çalışıyoruz. Canan Hanım'ın söylediklerinden olabilir mi? Yani ben de tam olarak bir şey hayal edemedim tabii. O yönden bakmadım. Daha çok işte elektrik üretimi veya işte elektriği nasıl kullanılacağıyla ilgili düşündüm ama belki olabilir de yani ben de bir şey diyemeyeceğim. Yani o bakımdan bakmamıştım. Ama şu var, yani farklı uygulama alanlarının gerekliliklerinden haberdar olmanın faydası olduğunu düşünüyorum. Bilfiil tecrübe etmiş bir insanım. Yürüyen TÜBİTAK projelerinden bir tanesinde hocalarımızın biri güneş hücresine yönelik kuantum dat sentezi yaptı. Ama güneş hücresinde uygulandığında malzeme hiç verim vermedi. Hiçbir elektrik akımı üretmedi. Onun üzerine bize ver, biz bir ışık üretmeye çalışalım dedik. Çok güzel bir verim elde ettik. Şimdi farklı uygulama alanlarının gerekliliklerini eğer bilirsek o zaman işte olabilir mi? Belki de olabilirler netleşmeye doğru gidebilir. Şu anda ben gökyüzü izleme uygulama alanının gerekliliklerine hakim değilim. O yüzden de bir kesişime doğru gidemiyoruz. Aslında sizin bölümde bir astronomi dersi gibi bir şeyler de lazım. Ya da bir optik, hani teleskop, bu tür şeyler. Çünkü astronomiye çok yakın bir alan. Lisans öğrencilerimiz benden daha fazla şey bilerek mezun olacak optik alanında. O kesin. Yani doğru. Doğru. Teleskop yapımının da olması ilgimi çekti aslında. Yani Canan hocamız demin az evvel ondan bahsetti. Öyle değil mi? Yanlış mı anladım? O yüzden söylüyorum. Yani müfredatımız içeriğinde çok aklımız erdiğince en iyisini yapmaya çalıştık lisanstan. Lisans üstünde uzmanlık alanlarımız çerçevesinde öğrencilerimizle beraber çalışıyoruz. Onlara yardımcı oluyoruz ama lisans dediğiniz zaman başka bir sorumluluk da getiriyor. Aklımız erdiğince en iyi şekilde hazırlayarak farklı sektörlere, farklı uzmanlık alanlarına ve dolayısıyla benim kişisel olarak en azından bildiğimden daha fazla şeyden haberdar insanlar olarak fotonik başlığı altında mezunlar vermeyi hedefleyerek bir müfredat hazırladık. Var hocam, evet. İnşallah yapacak öğrencilerimiz. Çok güzel. Dün bize bölüme, bugün ne günlerden? Cumartesi. Hem Perşembe hem de Cuma günü iki tane resmi yazı geldi. Biri Gök'ten, size de gelmiştir herhalde. Bu öncelikli alanlar. Hem TÜBİTAK'ın hem 11. Kalkınma Planı hem de Gök'ün öncelikli alanları içinde güneş enerjisi var. Sizin de böyle bir çalışmanız... Yani var, gökyüzü 2000 bursiyeri öğrencilerimiz var. Fotonik elektrooptik alanında da var, enerji alanında da var, güneş enerjisi alanında da var. Ama son dönemde YÖK'ten YÖK 100-2000 ile ilgili gelen çağrı daha çok COVID ile ilişkili bir çağrı. Ve orada da işte daha çok sağlık uygulamaları üzerine evet, daha var. Ziyade son zamanlarda ona yöneldiler. Eğer biyofotonik, medifotonik alanında çalışan bir öğretim üyemiz olabilirse yakın gelecekte, İşte o zaman fotonikle sağlık ilişkisini de
kuracak bir yetişmiş insan gücü başlangıcımız olacak. Böylece YÖK 102.000 kapsamında olsaydı bu COVID'e belki başvuru yapmayı düşünürdük. O alanda insan yetiştirmeyi düşünürdük. Biliyorsunuz UVC lambalar Zeki Hocam bu ara çok popülerler değil mi? COVID nedeniyle. Evet, evet. Mesela o ultraviyole C'nin çok son derece yanlış kullanımı söz konusu. Yani onu şimdi insanlarda kullanıyorlar ultraviyole lambaları damarlarda, o yani biliyorsunuz UV'de çok zararlı şeylere, ama hücrelerde COVID nedeniyle yaptıkları tedavi çeşidi ben bilmiyorum yani yan etkileri nelerdir, uygulamaya başlamışlar ama yan etkilerini bilmiyoruz henüz. Yani doğrudan kanserojen, yani kontrolsüz hücre parçalanmasını tetikleyen bir dalga buluyor şu anda piyasadaki genel ultraviyole C. Ne kadar bugün? 250 nanometre mi ne? 254 nanometrelik şey veriyorlar frekansında. Işın veriyorlar damarlara bu şeyler için. Bu diğer hücrelere ne yapıyor bilmiyorum ben. Yani soru işareti benim için. Bilmiyorum. Yani literatüre göre kanser yapıyor. Evet, kontrolsüz parçalanmayı tetikliyor. Ama 222 nanometrenin görece masum olabileceğine dair de yayınlar var. Alzheimer ultraviyole C ışıma. Onlarla yapılan en azından hayvan deney sonuçlarına dair ben bir makaleyle karşılaştım. Yani ciltte herhangi bir kanserojen deformasyon görece daha az, herhangi bir değil mi, görece daha az oluştuğu 254'e göre şeklinde bir raporlama vardı. 222 daha masum gibi duruyor şimdilik. İlginç. İşte o 222 Alzheimer ultraviyole C lambayı yapmayı, alıp satmayı değil de yapmayı bilmek gerekiyor. Mert, başka soru var mı? Hayır, soru yok şu an için. Peki. Hocalarım, Ethem Hocam, sorun var mı? Teşekkür ediyoruz Canan Hoca'ya. Güzel bir sunumdu. Sağ olsun. Sağ Dursun Hocam, var mı eklemek istediğiniz şeyler? Sorunuz? Dursun'un sesi kapalı. Teşekkür ediyorum. Ben de çok bilgilerini faydalandım. Bugün akşam haberlerinde belki rastlamışsınızdır. Gazi Üniversitesi'nden, tıp fakültesinden bir ekip Diyarbakır'daki bir COVID'li hastaya ultraviyole uygulayarak iyileştirmiş. Yani bunu basın açıklaması yaptı. Söylediğiniz oydu işte Dursun Hocam. Evet, yani benim bunu basın açıklaması. Benim oydu. 254 nanometrelik şeydirmiş. Abi çok övünerek söylüyor diyor. Bilmiyorum. Yani Evet. İleride göreceğiz herhalde. Evet, ileride göreceğiz onları. Evet. Herhalde çok teşekkür ederim. Hastalar takip edilecektir sonuçta. Evet. Canan Hocam çok teşekkür ediyoruz. Güzel konuşma için çok teşekkür ederiz Canan Hanım. Yani, ben çok teşekkür ediyorum hocalarım. Çok faydalı oldu. Çok değişik bir. Sizlerle aynı platformda olmak benim için çok çok farklı. Çok teşekkür ediyorum. Gazi Üniversitesi dediniz. Gazi Üniversitesi fotonik bölümü de açıldı ve bu sene inşallah onlar da öğrenci alacaklar. Aynen güzel. Şu anda kaç tane var Türkiye'de bölüm? Biz ilk ve tektik bir ay öncesine kadar. Hala ilkiz ama şu anda iki fotonik bölümü var hocam Türkiye'de. Peki akademik kadro bulabiliyor mu? Bulabildiler mi? Ya da yani şimdi sizin anlatılığınızdan daha hala ekibinizin eksik olduğunu söylüyorsunuz bu konuda. Oda kalanlarımız çerçevesinde evet eksiyiz. Yani o yetişmiş insan gücünü çekmemiz lazım fotonik bölümüne. Yani Gazi Üniversitesi ne yapacak? Oradaki bölüm. Vardır elbet bir planları hocam. Onlar torpilli dursun. Orada da çok iyi bir geçmiş var. Onların biliyorsunuz fotonik araştırma merkezleri vardı. Serdar Özçelik, Süleyman Özçelik hocamızın başkanlığında.
bir alet edevat altyapısı anlamında Fotonik Araştırma Merkezi senelerdir güzel hizmetler veriyordu. Sanıyorum o altyapıdan faydalanacaklar, insan gücünü de kendi hedefleri çerçevesinde oluşturacaklardır. Peki, teşekkür ederiz Canan Hocam. Sağlıklı günlerde tekrar birlikte olmak üzere diyoruz. Teşekkür ederiz. Hoşçakalın, teşekkür ederiz.